arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Ben Samet. Yapalım o zaman kanalına. Hoş geldiniz. Şu an şey gibi olmadım ya mutfakta. Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Ben Kemal geliyorum. Evet arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz videoma. Sesim biraz garip olabilir çünkü yaklaşık tam 2 hafta önce bugün ufak bir hastalandım. Aslında ufak da değil çünkü 2 hafta önce hastalandım da bugünlere doğru atlatmaya başladım. 2 haftadır ancak atlatabildim. Burnum tıkandı, sesim değişti, boğazım ağrıdı. Çok garip böyle bir uzun sürdü. Yani ilk defa burada hastalanmıştım. Biraz bağışıklığım falan düştü herhalde bilmiyorum. Ama sesim hala biraz garip olabilir. Çünkü çevremdekiler söylüyorlar hala sesim biraz garip olduğunu. O yüzden artık kusura bakmayın. Ben de işte kendime böyle her gün çay yapıyorum. İyi de geliyor. Tabii ki de arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğendiyseniz şu alt kısımda ve tabii ki de kanala abone olduysanız tabii ki de videonun hepsini izledikten sonra video ile ilgili düşüncelerinizi mutlaka... Ne oldu? Köpek bazen böyle aşka geliyor, bağırıyor falan böyle beni de geriyor bazen. Videoyu bitirdikten sonra video ile ilgili düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda da belirtmeyi eksik etmeyin diyerek ben hemen hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi videomuzun konusu İngilizce üzerine. Çünkü gerçekten de bildiğiniz gibi ben Avustralya'dayım şu anda. Herkes %98'lik kısım, %2 niye bıraktım bilmiyorum da. Herkes İngilizce konuşuyor burada. Burada İngilizce konuşmadan hayatınızı idame ettirmekte zorluk çekebilirsiniz. Bununla ilgili biraz konuşacağım. Videomuzun başından da görmüş olduğunuz gibi sıfır İngilizce ile yurt dışına gidilebilir mi? Veya ben şu an Avustralya'dayım. Sıfır İngilizce ile gelmiş kişiler gördüğüm etrafta arkadaşlarım var. Bu şekilde gelenler nasıl bir hayat yaşıyor? Çok zor mu? Yapabilir miyiz? Bunlarla ilgili biraz konuşacağım. Buradaki tecrübelerimden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar benim buraya gelmeden önce İngilizce ile ilgili aram şöyleydi. Şimdi ben 2023'teyiz. Ben 2018'in böyle sonlarına doğru benim İngilizcem yoktu. Yani İngilizce diye benim bir şey hayatımda yok. Her ne kadar böyle yıllarca İngilizce ile iç içe olsam da ben hani nasıl işte İngilizce gideceğim, işte will nerede kullanılır, işte geçmiş zaman, gelecek zaman vesaire bunları falan hiç bilmiyordum. Hani nerede neyi kullanacağım, kendimi ifade etme konusunda gerçekten bir bilgim yoktu özetle. Sonra tabii ki de üniversiteye devam ederken bizim orada American Life vardı. Ona katıldım. Orada, onun kurslarına katıldım. Orada işte eğitim aldım. Orada biraz kendimi böyle ifade edebileceğim noktaya geldim. Ama çok şey böyle hani A1, A2'den falan başladım böyle. İşte orada yavaş yavaş böyle mantığını oturtmaya falan çalıştım. İşte will'dir, işte geçmiş zamandır. Onları daha yeni yeni oturtmaya başlamıştım. Yani işte yaklaşık geçen seneye kadar böyle ben daha böyle kendimi çok hafif ifade edebiliyordum böyle işte. Şuraya giderim, buraya giderim. İşte bu gramerler falan onlarla ilgili eksiklerim çok fazla. Neyse arkadaşlar ben Avustralya'ya geldim. Tabii ki de ufak da olsa kendimi ifade edebiliyordum. İşte garip bir şey geldim bildiğiniz gibi zaten. O dil okuluna devam ettim. Benim okulumda demiş olduğum gibi zaten önceki videolarda da Türkler biraz fazla. Benim de çevremde tanıdığım, arkadaş olduğum ya da hiç arkadaşım olmasa bile tanıştığım Türkler oldu. Şimdi şöyle insanlar var arkadaşlar. Gerçekten konuşamayan, böyle kendini ifade edemeyen, İngilizce'de ihtiyacı yokmuş gibi davranan çok fazla insan var. Onlar burada nasıl yaşıyorlar? Vallahi çok da güzel yaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi şöyle anlatabilirim ben size. Diyelim ki hiç İngilizce bilmiyorsunuz. Siz buraya geldiniz. Sıfır İngilizceniz var. Burada ne yapabilirsiniz? Şimdi ben bunu ikiye ayırmak istiyorum. İki maddeye. Birincisi özgüvenli insanlar. İkincisi özgüvensiz insanlar. Şimdi özgüvenli biriyseniz ve İngilizceniz yoksa gerçekten hiçbir problem değil benim için. Çünkü arkadaşlar gerçekten özgüveniniz yerindeyse çoğu şeyi yapabilirsiniz. Geç olur, erken olur ama çoğu şeyi yaparsınız. Çünkü örnek veriyorum. İngilizceniz yok. İnsanlarla konuşma kabiliyetine mi diyeyim ya da böyle enerjisi size varsa, o isteği varsa insanlara denersiniz, konuşmaya çalışırsınız veya okuldayken o dersi öğrenmek için işte bilmediğiniz bir şeyde en basitinden sorarsınız. Hocam ben bunu bilmiyorum. O istikrar, o böyle saldırganlık mı diyeyim, nasıl diyeyim? O atak varsa sizde İngilizceyi öğrenmeye yönelik, siz gerçekten kısa süre içerisinde İngilizceyi zaten kavrarsınız. İşte arkadaş edinirsiniz. Bu yabancı arkadaşlar size İngilizceyi öğretir. Yani en basitinden hani sevgili yapmanızı geçtim. Bir arkadaşınız olsa bile yakın bir arkadaşınız. Bununla İngilizce konuşmaya çalışacaksınız. Kendinizi ifade etmeye. Translate kullanacaksınız. İşte o bir şey diyecek, gösterecek falan işte böyle öyle öyle yavaş yavaş aklınızda kalacak. Konuşmaya çalışacaksınız. Özgüveniniz varsa. Şimdi para kazanma konusuna geldik.
Arkadaşlar İngilizceniz yoksa siz para kazanabilirsiniz. Şimdi Uber var, işte Delivery'ler var, işte bisikletle, arabayla, ne bileyim bulaşıkçılık yaparsınız, temizlik yaparsınız. Yani hiç ağzınızı açmadan bile çalışabileceğiniz çok fazla iş var. Bunları bulabilirsiniz. Yani benim İngilizcem yok, ben çalışamam vesaire. Tamam, kasada çalışamazsınız, ne bileyim sipariş alamazsınız belki bir restoranda, bir dükkanda. Ama bulaşık yıkarsınız, ne bileyim işte paket alıp götürürsünüz. Veya ne bileyim bir yerlerde ev, ofis temizlersiniz, örnek veriyorum. Hani bunlar ağzınızı açmadan yapabileceğiniz şeyler. Yani para kazanmak açısından konuşursak. Şimdi arkadaşlar bir de özgüvensiz olup İngilizcesi olmayan insanlar ama yurt dışını merak eden insanlar, onlarla ilgili ne söyleyebilirim? Arkadaşlar gelmeyin. Gerçekten gelmeyin. Hani gelirsiniz buraya çünkü en basitinden markete gideceksiniz, işte bir şeyi alamazsınız. Hani bir şey bilmeseniz bile sormanız gerekiyor. Ne bileyim şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, şunu nasıl alabilirim? Veya bilmediğiniz bir şey var, birine soracaksınız. Hani bir özgüveniniz yoksa, böyle bir sormaktan çekiniyorsanız sizin için gerçekten problem olur. Yani her şeyden önce zaten benim için, benim hayat felsefelerimden biridir zaten. Her şeyden önce işte İngilizcedir, para kazanmadır, carttır, curttur. Yani kişisel gelişim, bu özgüven meselesi çok önemli. Yani bir toplum içinde kendinizi ifade edebiliyorsanız ya da bilmediğiniz bir şeyi en basitinden bir okulda olur ya da bir seminerde olur sorabiliyorsanız öğrenmek için, gerçekten siz bir yerlere gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Belki bu sene olmaz, seneye olmaz, 5 yıl sonra olmaz, 10 yıl sonra gelirsiniz diye ben inanmışım. Yani benim inancım bu şekilde. O yüzden hani özgüveniniz önce bir yerinde olsun, ondan sonra mesela ben kendi okulumla ilgili konuşayım biraz. Mesela ben İngilizcemi geliştirebildim mi ya da hiç İngilizcesi olmayan insanlar okullarda kendilerini geliştirebilirler mi? Bunlarla ilgili biraz konuşayım. Arkadaşlar şimdi okullar şöyle. Önce bir dakika şunu içeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Siz işte lisede, ortaokulda vesaire İngilizce görüyorsunuz. Orada gördüğünüz gramerlerden tutun vesaire, bunların hepsi zaten aynı. Yani göreceğiniz konuların %90'ı, %85'i aynı. Aynı şeyleri size gösterecekler ama tek farkı ya da işte birkaç farklarından biri, yabancı arkadaşlarınız olacak. Hep İngilizce konuşulacağı için konuşmak zorunda kalacaksınız. Zaten bir şeyi, bir eğitimi ya da bir beceriyi öğrenmek için de zorunda kalmanız gerekiyor. Yani zorunda kalacağınız için öğreneceksiniz mecburen. Mesela ne yapıyoruz sınıfta? Biraz şey, böyle nasıl diyeyim, çocuklaştırılmış mı veya oyunlaştırılmış şekilde öğretiyorlar. Örnek veriyorum, işte bir konu başlığı öğretiyor, bir gramer öğretiyor hoca size. Ondan sonra ne yapıyor? İşte örnek veriyorum, mesela koridorlar var bizde. Koridorlarda işte sınıflar yan yana vesaire. Mesela birkaç tane cümleyi al diyor, koridorlara asıyor böyle. Sizi işte böyle arkadaşlarınızla grup yapıyor. Süre başlatıyor, gidiyorsunuz işte oradaki cümleyi alıyorsunuz. Kağıttaki cümleyi yapıyor, hani meş ediyorsunuz. O tarz böyle etkinlikler yapıyor. Böyle sizin böyle hareket ettiğiniz, koştuğunuz falan böyle. Ya da ne bileyim mesela biz geçenlerde bir şey oynamıştık. Hani bir oyun var ya, işte eşek resmi var şöyle. Siz böyle kurdeleyi alıp gözünüz bağlı oraya şey yapıyorsunuz mesela. İşte eşeğin kıçına mı bir yerine işte böyle kurdeleyi yapıştırıyorsunuz ya. Mesela öyle bir oyun oynamıştık. Ne yapıyor mesela? Bir tane öğrenci dedim de hepsi 30 yaşında, 35 yaşında insanlar yani, böyle hani 15-25 arasında yok yani öyle bir şey. En düşüğü yani en genç olan insanlar 22-23'tür, o da tek tük yani. Genelde 30 yaş civarı insanlar bulunuyor bu sınıflarda. Öyle düşün yani. Mesela bağlıyor bir tanesinin gözünü şeyi. Diğer arkadaşları diyor ki işte İngilizce sağa dön, sola dön, düz git, işte solda kalıyor, köşede kalıyor. Hani bu tarz böyle pratik yapmak için oyunlar öğretiyorlar. Ya da ne bileyim kaot var mesela. Açıyor hoca şeyi, herkese böyle grup yapıyor. Oradan işte İngilizce bir şekilde telefonlarınızdan yapabiliyorsunuz. Daha çok böyle oyunlaştırılmış şekilde size gösteriyorlar. Yani size daha çok eğitimleri önce gösteriyorlar, anlatıyorlar. İşte ondan sonra oyunlaştırılmış şekilde size bunları pratik yapmanızı sağlıyorlar. Bunların faydası var. Ya da ne bileyim işte konuşma sınıfları var. Mesela speaking class'lar var. Oralarda işte okuldan sonra bir saat böyle gidip işte bir konu belirleniyor. Onunla ilgili böyle arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Ya da arkadaş ediniyorsunuz yani. O yüzden arkadaşlar sıfır İngilizceniz varsa gerçekten burada çok fayda, hani gözle görülür bir faydaya erişebilirsiniz. Hiç ama canınızı sıkmayın, özgüvenli olun, istikrarlı olun. Yani para kazanacaksınız burada mesela, koşturacaksınız falan ama gerçekten dilinize de, İngilizce öğrenmenize özen gösterin. Günde bir saat veya iki saat yapmanız, çalışmanız bir şeyi değiştirmez, hani bir eksik oluşturmaz sizde. Hatta mesela ben bir anımı anlatayım size. İşte Greenwich'teyiz arkadaşlar, benim de yanında bir Türk arkadaşım var, erkek. Onunla
İşte yukarı çıkacağız. Sensörde böyle yaklaşık 10 kişi falan var. İşte Taylandlılar var, Kolombiyalı vesaire birkaç tane var. Hani onlar gözle görülür şekilde gözüküyorlar yabancı oldukları. Bir de böyle uzaktan tanımadığım 2 tane falan Türk var. Bir de benim arkadaşım var Türk. İşte 4 tane falan toplam Türk var asansörde. Ben sadece arkadaşımı tanıyorum. Arkadaşımla da böyle işte asansördeyken böyle işte İngilizce konuşuyoruz böyle. Hala Türkçeye dönmedik falan böyle. İşte mesela bir şey anlatacak bana. Birden bana şey dedi böyle, hani İngilizcesi gerçekten kötü İngilizcesi. İşte hani I say var ya, işte say söylemek, ikinci hali said. Hani I said diyecek mesela bana böyle. Şey diyor, I said diyor, I said diyor. Beni bir gülme tuttu. Ben diyorum işte Said kim? Said abim geldi falan. Ben goy goya vuruyorum. Arkadaki Türk de falan böyle duyuyor bizi. O da gülmeye başladı falan böyle. Yani bu tarz böyle işte pronunciation olarak anlatmakta eksikleri olan çok insan var. Ya da ne bileyim işte böyle konuşmada ya da kelime bilgisi, gramer bilgisi eksik olan insanlar da var. Ben de öyleydim zaten ama işte mesela böyle takılıyorum ben de bazen gerçekten çok komik oluyor. Ya mesela bu takılmalarda falan bozuluyorsunuz, canınız sıkılıyorsa falan böyle çok zor öğrenirsiniz, belki de öğrenemezsiniz. Çünkü takılmayın, böyle biraz akışına bırakın, goy goy yapın bazen ya da ne bileyim. Ama hep böyle İngilizcenin içerisinde olun, böyle o İngilizceyi öğrenebileceğiniz atmosferlerde bulunun. Gidip ne bileyim 5 kişi, 5 Türk eve çıkarsanız işte sabah akşam Uber yapıp sınıfta böyle hep Türklere takılırsınız, İngilizce öğrenemezsiniz. Gidin Türkiye'de yaşıyorsunuz, lan buraya ne geldiniz? Hani sadece para kazanmaya mı geldiniz? O yüzden arkadaşlar biraz aynı şeyi söylemiş olacağım ama öncelikle özgüveniniz yerindeyse ya da değilse özgüveninizi bir yerinize oturtun. Onun dışında gerçekten her şey gelir. Tekrardan söylemiş olduğum gibi sıfır İngilizce ile gelmeniz buraya hiçbir problem değil. Abi ödümü patlatıyorsun ya. Evde Rottweiler ile yaşamak da bazen insanı geriyor. Arkadaşlar özetle burada paranızı da kazanırsınız. İngilizcenizi de çok güzel geliştirirsiniz. Sadece isteyin. İsteminiz yeterli. Ve bu istek doğrultusunda gerçekten biraz istikrarlı olun. Her şey çok güzel olacak diyerek biraz İstanbul konuşması yapıyormuş gibi videoyu yavaştan kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız ben yavaştan arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak üzere. Ben kaçtım.